Hatırlıyorum. Çerçeveyi indirmiştim ben şu an. Bir yere kadar sardım. Oynatmam. Yani bu formada sizin üzerinde kapımı değilim he. Söylüyorum. Değil. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün maç videoyla karşınızdayız. Şimdi hemen kahvaltıya gidelim. Çünkü yolumuz uzun, sohbetimiz bol olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinden çok devam eden, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyan, Kur'an-ı Kerim'i kendisi özel olarak yazan bir sahabiydi. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine buyurdu ki, ey Abdullah, bana Kur'an oku. Ve ben de diyor Kur'an-ı Kerim'i Nisa suresinden okumaya başladım. Ve 41. ayete geldiğimde ki onun manası şöyle. Her ümmette var. Biraz daha uzakta oturuyor. İkimiz beraber gideceğiz. Motorla onu alacağım. Sonra kulübeye geçeceğiz. Tabii ben kulaklığım güzel. Kulaklık takıyorum tek kulağıma. Evet arkadaşlar, botu şu almaya geldim şimdi. Geliyor zaten. Ne oluyor lan? Al işte. Bizim Gülsü'nün tanıcı, o kalecisi mi olacak bir de? Şimdi arkadaşlar. Haber abim. İyi, gidiyorum maça. Bugün güzel bir maç olacak. Şimdi pas verip biz yola çıkalım. Selamlar. Hanginiz açtı yayını? Büyük yapıyor. Evet. Çek abi, yakından çek. Nasıl yapıyorsun ya? Şimdi böyle küçük yapıyorsunuz, çıkartmasın için. Anlamasınlar. Evet, anlamasınlar. Küçük olmasından anlamazlar mı yok, peki? Yok, hiçbir şey. Çok profesyonel. Çok rahat. Evet. Kaç yaşındasın sen? Ben 15. Kaç yıldır aktif oynuyorsun? 22 aktif, yıldır. Evet, 22 yıldır. Şuraları da kesiyoruz. Şöyle. Şimdi bir kere falan yaptım bana. Onun da ayağından çıktı falan, daha yapmadım. Bu garip yapıyor ama. Bu bir şöyle silindirik küçük yapmış baya. Baya küçük yaptı. Çok güzel bir teknik. Tamam. Tanesi 5 lira. Bu topçu onu nasıl rahat ettiriyor yani? Çok rahat ettiriyor böyle. Nasıl abi? Sen benim formamı gördün mü? Adam öldü. Kalkış abi. Baksana bu arada. Yiğit abi yok. Her sene görürsün. Ben giymediğime göre, götürmediğime göre. Yine bir kaos var amına koyayım ya. Erkut.
Bu sana nasıl ara fırtınanın eksiğini? Çek şuradan. Ara fırtına. Aile gibi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hatalarımızla, sevaplarımızla işi inşallah bitireceğiz. Arkadaşlarım, kardeşlerim, evlatlarım, koçlarım. Allah ayaklarına güç kuvvet versin. Allah akıl fikir versin. Allah inşallah burada şu puanla iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunlarla bize nasip etsin. Ben bu kadar söylüyorum. Hocam, Eren de bir şeyler ekler belki. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben taraftarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bakın beyler, adamlar saat 1'den beri burada. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, ısınıyoruz. Hepsi şu an tribünde. Bizim için, bizim galibiyetimiz için. Biz hepimiz buraya bir para aldık, bir ücret aldık. Onun için geldik, onun için mücadele ediyoruz. Ama bu tarafta herkes burada herhangi bir karşılığı olmadan ne para, ne mal, ne mülk. Sadece bu arma için, bu takım için burada. Bugün bize sahanın içinde en ufak bir şey olsa arkamızdan gelecek olan en büyük o taraftar. Her zaman arkamız var, her zaman bizim destekçimizler. Onları evlerine, böyle sokaklarda, mahallelerde mutlulukla getirelim inşallah. Ramazan abimiz için, hocamız için, yapılan yanlışlar için hep beraber bugün buradan galip gelelim inşallah. Allah yardımcı olsun. Aynen. 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 Aynen.
Görmedi ha. Bak arası var ha. Adamları alı sağda oynatmazsınız ha. Boş boşuna bunlar sıfır puanları yok ya. Alı sağda oynatmazsınız da. Bir şey söyleyeyim. Bir takım kuralım deseniz oradan bir tane oyuncu çağırmazsınız yanınıza. Hadi gelsin oynayalım diye. Ama yani benim bazı oyuncularım kişisel performansları yerde. Yerde yani. Bak. Sürünüyor. Kişisel performanslar yerde sürünüyor. Ama ben ne dedim? Sorumluluk alan, ben taşın altına elimi sokacağım diyen oyuncularım oluyor. Allah razı olsun, görüyorum. Bunu herkesten bekliyorum onu. İki kişiden, üç kişiden değil. Hepinizden. İsyan eden oyuncu istiyorum ben sahada. İsyan eder. Şu golü atmasak soyunma odasında şu anda var ya, burayı ben size zehir etmiştim. Bak söylüyorum. Bilen de bilir yani geçen sene. Bak bu soyunma odasına cam çerçeve indirmiştim ben şu anda. Onu da söyleyeyim yani. Arkadaşlar, yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bilmiyorum. Bir yere kadar sabrım var. Bu performansla Alim Cihan gelse oynatmam. Oynatmam. Bak bilen biliyor. Yani bu forma da sizin üzerinize tapulu değil yani ha. Söylüyorum, tapulu değil. Hadi bir tamam, iki tamam, üç tamam. Oğlum 7 maç oldu artık. Herkes bir şekil düzenlemez kendini. Hani bunlar bize yakışıyor mu? Oğlum topa vuracak haliniz yok ya. Bana şunu söyleyin. Hocam biz çok ağır itman yapıyoruz. Ulan 5'e 2'den başka bir şey yaptırmıyorum diri kalın diye. Yeri geldiğinde sadece yüksek itman yaptırıyor. Yürüyemiyorsunuz ya. Oğlum yanınızdaki pas veremiyorsunuz lan. Orta yapamıyorsunuz. Şut çekemiyorsunuz. Yani böyle mi yeneceğiz biz rakibi? Böyle mi direneceğiz? Bak yukarıda değişiyorsun. Erkutlar. Efes sen sağ beke geçiyorsun. Sağ beke yok geçiyorsun. Erkut sen sol bek oynayacaksın. Nereden? Buradayım hocam. Sol bek oynayacaksın. Önün arkada oynuyorsunuz. Efe ile ikilisi. Tamam mı? Dengeli bir oyun istiyorum. Maçın bir bölümüne kadar. Bazı oyuncuların performansına hiç memnun değilim. Söylüyorum. Net. Çıkıyorum ama hocam. Çıkıyorsun. İkinci yarı. İkinci yarı bu futbol bize yeter mi? Yeter mi? Söyleyin bana. Yeterse söyleyin çocuklar. Yani bu şey değil. Yani tamam. Golü attık ama baskı kuramıyoruz. Ya çocuklar. Vallahi yani baskı kuramıyoruz ya. Oğlum bir boğun lan rakibi. Boğun oğlum. Burası büyüsüyor lan. Büyüsüyor. Büyüsüyor. Nefes alamasın. Üç numara ne yapıyor biliyor musun? Üç numara. Ben telin orada dışarıdayım. Üç numara. Koşup gelip topu dışarı atıyor. Haa yapıyor böyle. Gördün mü? Hangi topçum yaptı bunu? Hanginiz yaptınız oğlum top kapana kadar? Üç numara lan daha kaç yaşındadır lan o çocuk? Doğum kağıdına bakayım 2004-2005'tir. Hırsa bak oğlum çocuktaki hırsa bak. Hırsa bak. Bu içinizde var da çıkartmıyorsunuz. Çıkartın şunu oğlum artık. Çıkartın. Çıkartın. Çıkartın bu size yakışmıyor. Çıkartın. Yani. İkinci yarı. Haydi biz ikinci yarı artık. Daha iyi olalım. Tamam mı? Rüzgar arkamızda bak. Haydi. Rüzgar bize beraber. Rüzgar da bizde. Arka parçını oyun altına alalım. Sersin sakın. Ne yapacağım önce olmaz. Hadi bakalım şu dönemde. Hele duran toplarda dönende kimse olmuyor. Tüm takım içeriye sadece vurmaya gidiyor. Kimse dönen topta yok.
koruyalım. Artık dinle beni. Rakip risk alacak. Artık daha sakin kalıp orta saha ikinci ve üçüncü bölge organizasyonlarını geliştirmemiz lazım. Bu çok net. İki ve üçüncü bölgedeki organizasyonları geliştirelim. Net. Hazır olunca çıkarsınız. Şu anda adamların zaten defans pasları zaten kötü demiştim ben size maçın başında. Attığımız golü gördünüz işte. Attığımız golü gördünüz. Yani bu kadar iki tane üç tane de kaçırdık. Türkiye'nin Spidi, Ensar'ın yani defans çok kötü. Biraz zorlasanız zaten ben kendi kalelerini açacaklar belki de. Biraz zorlamanız lazım ama. Yani eyvah. Ne topla çıkıyorlar ne bir şey. Atıyorlar sadece. Kadir performansı bu yükseltmen lazım. Bu kol böyle oynayamaz. Bu yetmez artık. Sana söyleyeyim. Türker sen ne? Sen ne? Ruh gibisin. Ruh gibisin ruh. Hadi beyler haydi. Haydi maçı. Haydi. Son 45 haydi. Beyler haydi sağlam çıkalım haydi.
Evet arkadaşlar, maç sonu için şöyle bir magnezyum içiyorum. Burada da sizle bu arada sohbet edeceğim. Magnezyum içme sebebimi bilmeyen arkadaşlar için, bugün maçın sonlarına doğru ayağıma kramp girdi. Sonuçta yaklaşık 7. haftaya geldik ligde. Ve ben bu süre zarfında sakatlığımdan dolayı 2 kere süre bulabildim. Ve yaklaşık olarak da 72 dakika falan maç oynadım. En son maçımı da yaklaşık 2-3 hafta önce oynadım arkadaşlar. Bundan dolayı da maç tempom iyice düştüğü için ayağıma maçın sonuna zorlamadan dolayı kramplar girdi. Çok şükür yırtıktan eser kalmadı. Magnezyum içerek rahatlatacağım. Bugün soda içtim. Meyve tükettim. Fakat ondan aldığım magnezyum yetmeyebilir diye bir de böyle bir şey yaptım. Kramp giren yere ekstra bir de buz yaptım arkadaşlar ki iyice rahatlasın. Şimdi de bu magnezyumu içeceğim iyice eriyip. Güzel bir maçtı. Maalesef ufak bir hatadan dolayı 1-0 geriye düştük. Maçın özetini beraber izleyeceğiz şimdi. Ve daha sonrasında ilk yarı bitmeden 5 dakikada 2 gol bulup 2-1 ilk yarıyı bitirdik. Maçın sonucunda da kazanan biz olduk. 3 puan alıp ikinciliğe yükseldik arkadaşlar. Geçen hafta maalesef yenilgi almıştık. Ben de yoktum maalesef bu maçta. Çünkü sakattım, yırtığım vardı ve tam iyileşme arifesindeydim. Çok şükür bundan sonra inşallah devam edeceğiz. Şimdi bir ara var. Amatör milli ara. San Marino'ya gidiyorlar. Orada bir turnuva olacak. Ondan sonra da dönüşte lig devam edecek. O yüzden bir haftalık bir ara var. Hafta içi hafta sonu diye maçlar oynanacak. Yine sıkıştırılacak maalesef. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Oh. Çok şükür.